Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizler için 3 boyutlu görünüme sahip bu modelin anlatımını yapacağım. Modelimizin ön yüzden görünümü bu şekilde, arka yüzden görünümü bu şekilde. Modelimiz 4 ve katları üzerine kuruluyor. Ben modelimizi yaparken 3 mm kalınlığında tığ kullandım ve anti-peeling özelliğe sahip ip kullandım arkadaşlar. Hazırsanız modelin yapımına geçelim istiyorum. 4 ve katları üzerine demiştik arkadaşlar. Sizler yapacağınız işlere göre zincir sayılarınızı belirleyebilirsiniz. Ben bu kadar zincirin benim için yeterli olacağını düşünüyorum. 1, 2, 3 artı 3 zincir çektim ve 4. zincir içerisine ikili trabzan tığın başına alıyorum. Hemen yanındaki yuvanın içerisine trabzan. Bu sıramızda zincir tepelerine trabzan yaparak sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna kadar 24 adet trabzanımı yaptım. Bir zincir çekip geriye dönüyorum. Tığın başına alıyorum. 1, 2, 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine bir trabzan. Tığın başına alıyorum. Aynı yuva içerisine 7 tane trabzan yapacağız. Trabzanımızdan sonra aşağı kısımdan 1, 2, 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine sık iğne ile sabitleyeceğiz. Tığın başına alıyoruz. Tekrar 4 yuva, bakın 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine 7 tane trabzan yapıyoruz. Aşağı kısımdan 3 yuva atlayıp 4. yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Tığın başına alıyoruz. 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine tekrar 7 adet trabzan yapıyoruz. Ve en sondaki yuvamızın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Modelimizin bakın çiçeklerin yarım kısımları bu şekilde oluşmuş oluyor. Buradan bir adet zincir çekiyoruz ve bakın aşağı kısma doğru dönüyorum arkadaşlar, geriye dönmüyorum. Örgünün aşağı kısma ve yarım modellerimi yatırarak tığımın başına alıyorum. Hemen burada görmüş olduğunuz yuvanın içerisinden girip tekrar aynı yuva içerisine 7 adet trabzan yapıyorum. Trabzanımızı yaptıktan sonra örgümüzü bu şekilde bakın tutarak kaldırıyorum ve diğer trabzanımın hemen dibindeki bir sık iğne yapmıştık. Buraya bir sık iğneyi sabitliyorum. Bizim bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Tığın başına alıyorum. Tekrar modeli kendime doğru yatırır vaziyette hemen ilk yuvanın, bakın trabzanların ortasındaki ilk yuvanın içerisine 7 adet tekrar trabzan yapıyorum. Modelimi kaldırıyorum.
ve hemen arka kısımdan modelimi buraya sabitliyorum. Tekrar tığımın başına alıyorum. Modelimi kendime doğru yatırıyorum ve ilk aradaki, bakın buradaki bir iki tane ilmek var arkadaşlar. İlk ilmekten alarak trabzanlarımızı yapıyoruz. Modelimizi tekrar bu şekilde kaldırıyorum ve hemen kenar kısımdaki son trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde modelimizin yarısını bir sırada, yarısını da bir sırada yaparak tamamlamış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekip şimdi modelimizin tersinden ilerleyeceğiz. 1, 2, 3 yuva atlayıp 4. yuvanın içerisine sık iğne ile sabitleyelim. Arada 3 adet zincir tığın başına alıyoruz. Bu aralarda yapmış olduğumuz sık iğnenin içerisine girip ikili 1 adet trabzan. 3 adet zincir, 3 yuva atlayıp 4. yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir tığın başına alıyoruz. Hemen aradaki sık iğnenin içerisinden ikili bir trabzan. 3 zincir trabzanlarımızın tepe noktasından 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine bir sık iğne. Kenar kısımda da 3 adet zincir tığın başına alıyoruz ve hemen kenardaki yuvanın içerisinden girip buraya da ikili bir adet trabzan yapıp bu renkle olan sıralarımızı tamamlamış oluyoruz. Şu anda modelimizin tersindeyiz. Bakın modelimizin ön yüzü bu tarafta ve 3 boyutlu görünümü şimdiden oluşmuş oldu. Ben 2 renk yapmıştım arkadaşlar. Sizler dilerseniz daha fazla renklerle de yapabilirsiniz. Ben bir de diğer renk ipimle tekrar modelimi sizler için göstereceğim. Diğer renk ipimi burada sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum. İpimi de aradan yürüterek zincirlerimi çekeceğim. İplerimiz kopmadan ilerliyor. 3 adet zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Tığın başını alıyorum. Bir trabzan. Tığın başını alıyorum. Aynı yuva içerisine 2 adet trabzan. Tığın başını alıyorum. Tekrar aynı yuva içerisine 3. trabzanımı yapıyorum. Tığın başını alıyorum. Sık iğnenin tepesinden de bir trabzan. Aralarda 3 trabzan. Bir trabzan da direklerin olduğu bölümden. Tekrar ara noktalarından 3 adet trabzan. Bir adet trabzan da bakın bağlantılarını yapmış olduğumuz kısımlardan alarak sıramızın sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Son yuvamızın içerisine de 2 adet trabzanı yaptık. 3. trabzanımızı yapıyoruz ve tekrar zincirin tepesinden alıp bir trabzan daha yapıyoruz. Bu da bizim 4. trabzanımız oluşmuş oluyor. Şimdi 1 adet zincir ve geriye dönüyoruz. Şu anda modelimizin tersindeyiz. Tığın başına alıyoruz. 1, 2, 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine 7 adet trabzan. Aşağıdan 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine bir sık iğne. Tığın başına alıyoruz. 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine tekrar 7 adet trabzan.
Aşağıdan tekrar 3 yuva atlayıp 4. yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Tığın başına alıyoruz. 3 yuva atlayıp 4. yuva içerisine 7 tane trabzan. Ve kenar kısımdaki çekmiş olduğumuz zincirin tepe noktasına sabitliyoruz. Bu bizim modelimizin ön yüzde kalacak. Bakın bu şekilde çiçeğimizin ön tarafında kalacak olan yarım yapraklarımız. Şimdi tekrar bir adet zincir çekiyorum. Bu şekilde geriye dönüyorum. Bakın yapraklarımı kendime doğru yatırdım arkadaşlar. Şimdi geriye kalan yaprakların yarım şarlarını yapmak için tığın başına alıyorum. İlk önüme gelen yuvanın içerisinden tekrar 7 adet aynı yuva içerisine trabzan yapıyorum. Yapraklarımızın yarı şarlarını yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizi bu şekilde kaldırıyorum. Bakın arka taraftan birleştirmesini yapıyorum. Hemen aradaki sık iğnenin içerisine tekrar bir sık iğne ile modelimi sabitliyorum. Tekrar modelimi yatırıyorum. Tığın başına alıyorum. İlk gelen yuvanın içerisine 7 tane daha trabzan yapıyorum. Arkadaşlar şaşırmamanız gereken tek şey yapraklarımızı birleştirirken modelimizi şu şekilde kaldırarak bakın buradan alıyoruz. İlmeğimizi ve sık iğne ile birleştiriyoruz. Modelimizi tekrar kendimize doğru yatırıp hemen ilk gelen yuvanın içerisine 7 adet tekrar trabzan yapıyoruz. Modelimizi tekrar kaldırıyoruz ve kenardaki trabzanımızın tepe noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz. Bakın bizim ikinci çiçeğimizin görüntüsü de ortaya çıkmış oluyor. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet zincir çekip geriye dönüyorum. Şu anda modelimizin tersinden yuvalarının oluşumunu yapacağız. Buradan 1, 2, 3, 4. yuvanın içerisine sık iğne ile sabitliyoruz. Arada 3 adet zincir tığın başına alıyoruz ve ara kısımdaki sık iğnenin içerisinden ikili bir adet trabzan. Tekrar 3 adet zincir 1, 2, 3 yuvayı atlayıp 4. yuvanın içerisine bir sık iğne. Arada 3 zincir tığın başına alıyoruz ve tekrar sık iğneden bir trabzan. 3 zincir 4. yuva içerisine bir sık iğne. 3 zincir ve kenardaki yuvanın tepesine batarak ikili bir trabzan. Yuvalarımızı bu şekilde oluşturduk. Burada diğer renk ipimize geçiş yapıyoruz tekrar. Bakın iplerimiz kopmadan ilerliyor demiştim arkadaşlar. Hemen burada diğer renk ipimi alıyorum. 3 adet zincir geriye dönüyorum. İkinci modelimizin de bakın kurulumu bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi buradan tekrar yuvalarımızın içerisinden 3 adet trabzan, sık iğne tepelerinden birer trabzan, aralardan 3 adet trabzan ve trabzanlarımızın tepesine de batarak birer trabzan yapıyoruz. Bu da bizim aralardaki dörder tane trabzanlarımızın oluşumunu sağlıyor. Buradan sonrası model tekrarına giriyor arkadaşlar. Ben bu sıramı da tamamlayayım.
tekrar bir çiçek kurulumunda sizlerle beraber yapalım ki daha net anlaşılsın. 3 adet trabzanları yapıyorum. Birer tane de tepe noktalarından alarak ilerliyoruz. Modelimiz çok hızlı ilerliyor ama görüntüsüyle inanın çok hoş duran bir model arkadaşlar. Özellikle kız çocuklarının eteklerinde, etek yapımında kullanırsanız gerçekten çok hoş duracağına inandığım bir model. Ve son trabzanımı da bakın zincirimin tepe noktasından alarak yapıyorum. Bir adet zincir çekip geriye dönüyorum. Tığımın başını alıyorum. 1, 2, 3, 4. yuvanın içerisine trabzan. Aynı yuva içerisine tekrar 7 adet trabzan yaparak modelimizi tekrar ettirmiş oluyoruz. Modelimizde anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.